Ben Hayki. Rapçiyim. Hep rapçiydim. Hala şu an içinde yaşadığım yer Hasanpaşa. Daha çok göçmen semtiydi. Biz Bulgaristan göçmeniydik. Etrafta Arnavutlar ve Boşnaklar vardı. Aleviler, Kürtler de vardı. Ama herkes birbiriyle iyi geçinirdi. Çok fazla kömür kokan, sokaklarında çok fazla köpek olan, çamur, kömür, köpek ve çocuk. Yani suçun da hakim olduğu bir bakıma ama aynı zamanda birbirine güvenin de iç içe olduğu bir yer. Yaşadığım yer böyle bir yerdi. Annem ev hanımıydı, danteller falan yapardı. Onları işte mahalleye satardı falan, işletirdi parayı, hasıl. Babam daha çok böyle aşırı sosyal, tam tersi yani annemin. Etrafında çok fazla sevilen, iş gören, o zaman devlet memuru olduğu için çevresinin işini görürdü. Rüşvet almazdı, tayfası falan para yapmış döneminde ama babam yapmamış, onun yerine çevre yapmış çok fazla. Esprili, hala esprili, komik bir adamdır. Geldiği zaman yüzünüzü güldürür yani bir şeyler söyleyip. Kız kardeşim var bir de. O benden 5 yaş küçük. Başında böyle deli gibi oturup onu izlediğimi falan hatırlarım. Onunla birlikte çok vakit geçirmedik. Annem, babam ve kardeşim yaşadığımız evden ayrıldılar. Ben onlardan ayrı aslında büyüdüm. Babaannem ve dedemle büyüdüm. Aynı evin içinde yaşıyorduk biz, çok fazla insan. Bütün ev halkı bir evin içindeydik. Artık olmuyordu. Mecbur. Annem, babam taşınmak zorundalardı başka bir eve. Aslında onların bırakması değil de benim orada kalmayı tercih etmemdi daha çok. Çünkü orada doğup büyümüşsün. Şimdi 15-16 yıl yaşamışsın. O saatten sonra da doğduğun semti değiştirmek, yani büyüdüğün işte çevreni, her şeyini o yaşta değiştirmek çok akıl kârı bir iş değildi. Ait olduğum yerde kalmak istedim işte her zaman. O yüzden. Ailemde de hep kenarda, dışarıda duran çocuktum. Hala öyleyim baktığında. İnancımla olsun, söylemlerimle, politik görüşümle olsun. Çok fazla onlara benzemediğimi düşünüyorum. Çevremdeki arkadaşlarımın iyi bir okul hayatları vardı, düzenli bir okul hayatları vardı. Benim yoktu. Stabil bir aileleri vardı, benim çok karışıktı. Sürekli bir yerlerde büyüyordum. Bisikletleri vardı, benim yoktu mesela. Bilgisayarları vardı, benim yoktu. Hep bir şeyler eksikti. O eksiği de işte hep çalışarak ve böyle para kazanarak kendim tamamlamak zorundaydım. Burada iki katlı bir yerimiz vardı bizim. Üst katta ev sahibi vardı, alt katta da dükkan vardı. Etraftaki egzozcularla, kaportacılarla falan takılıyorduk akşama kadar. Buralarda çalıştım. Güzel yerlerdi. Güzel bir ruhu vardı en azından. Dokuyla birlikte ruhu da yıktılar artık. Yolda bıçak kesen çekiyorlar foto. Ağaç kesip ekiyorlar beton. Eski mahallemi yıkıyorlar ve diyorlar defol. Bu yüzden euro lira dolar. Geri kalan dekor. Rap benim derdime bir dil. Ondan uzaklaşınca oturdu üstüme bir fil. Sonra bulaşınca ruhuma ve ellerime kir. Kafamdaki ses dedi ki defterine git. Hey, bulamadım bu dünyaya çıkmaya bir yol. Öğüt verip öteni de bol. İhanet edince yeteneğime beni boğup. Bu sefer kafamdaki ses dedi ki ol. Sorarım deli miyim neyim. Bu işi kafamdan hiç atamazım beyim. Söylemesem akmıyor ki içimdeki zehir. Söylemesem akmıyor ki içimdeki zehir. Babaannem de 1923 doğumlu bir kadın. Çok eski bir hatun. Ut falan çalarlarmış, boğaza giderlermiş. Sandalda falan takılırlar. Kürek çekip böyle müzik yaparlarmış. Öyle bir aileden geliyor. Dedem Topkapı Müzesi'nde yatıp kalkıyormuş. Evsiz, homeless. Gelen turistleri falan gezdiriyor. Babaannemle de işte orada aşık oluyorlar falan. Babaannem sonra müzeden dedemi alıp Hasanpaşa'ya getiriyor. Eve koyuyor. Yani böyle bir çok güzel iki tane yaşlı insan.
İşte onlarla birlikte yaşadım, büyüdüm. Her şeyimle onlar ilgilendi. Beni okutmak istediler, okumadım. Çok başlarına bela oldum. 25 yaşına kadar da onlarla birlikteydim. 25 yaşında da öldüler zaten. Gittiler. Okuldan barınamamamın sebebi derslerden sıkıldım yani. İşte orta ikiye kadar okudum zaten. Ne bileyim, saçma geliyordu her şey bana. Sıkıcı geliyordu yani. Bir tek müzik dersini seviyordum. Almadılar okula sonra ikinci dönem. İlk dönem gitmemiştim. İkinci dönemde almadılar. Ben de gelmiyorum siz almıyorsanız dedim. Sonra da okumuyorsun madem git çalış dediler bana. Çalışmaya başladım ve çok abuk subuk işler yaptım gerçekten. Böyle inşaatta da çalıştım. Ne bileyim, eczacılık da yaptım, kuaförlük de yaptım, kuyumcu atölyesinde de çalıştım. Aklınıza gelebilecek her sektöre böyle bir göz atıp çıkmışlığım vardır. Çok dayak yemişimdir ustalarımdan. Her dayak yediğimde de işte ben bu insan olmamalıyım diye tekrar etmişimdir. İki yol biliyordum ben. Ya okul okuyacaksın ya çalışıp para kazanacaksın. Yani birilerine hizmet edeceksin. Ya da işte bu saçma eğitim sisteminin içinde var olmaya çalışıp hayatını devam ettireceksin. Ben üçüncü bir yol da varmış. Kendin olabilirmişsin aslında. O tokatı yemene gerek yokmuş. O ekmeği yemene de gerek yokmuş. Senin de bir seçeneğin olabilirmiş ve sana kimse bundan bahsetmemiş. Neden bunu yaşadım açıkçası? Buna öfkelendim daha çok. Karanlıkta kalan tüm suçlular burada mı? Benim için ışıkları yakar mısınız? Tüm suçlular için ışıkları yakalım o zaman. Sığmıyor bedenime sorarım bunun nedenine. Suçu yıktınız üzerime, tüküreyim hayali düzenine. Ruhumda sığmıyor bedenime. Nedeni ne diye bağırır mısın benimle? Nedenine. Mahallemde arkadaşım vardı. Aslında beni daha çok sürükleyen oydu bu işin içine. Almanya'da amcası vardı, gidiyordu. Bir şeyler getiriyordu, bize dinliyorduk. Son döndüğünde Almanya'dan bu sefer de breakdance diye bir şey getirmişti. İşte bakın çocuklar orada böyle dans ediyorlar, ben de burada onu öğrendim falan diye. Burada ANS diye bir mekan vardı, breakdance mekanı. Daha çok küçük yaşta olmama rağmen abiler falan orada gidip dans ediyorlardı. Ben de köşede böyle onları izleyen... Şişkoydum o zamanlar ben, dans edemiyordum. Köşede onları izleyen, sallanan şişko çocuk. Oraya giremem, orası bar aslında. Ama yine öyle breakdance etkinlikleri falan olurdu. Onlara katılırdım, onları takip ederdim. Karışık kasetler kovalardık aramızda. Daha çok aslında buna ulaşmam internetin hayatımıza girmesiyle başladı işte 90'ların sonuna doğru. İçeriye ulaşmak çok zordu. Hep zordu yani. Hatta şu döneme kadar zordu. İşte çöp mikrofonla kayıt yaptığımız dönemler. Bazı sözlerimi hatırlıyorum. Denizler mürekkep olsa kururdu yaza yaza. Yine protest şeylerdi, protest içerikli şeyler. Yani o dönemde çünkü bunu öyle öğrenmiştim. Rap bir şey söylemeli. Rap yapıyorsan bir derdin olmalı. İşte rap yapmak çok rahatlatıyordu. İstediğim her şeyi söyleyebiliyordum ve istediğim şekilde söyleyebiliyordum. Beni aslında rap'e daha çok iten şey buydu. Yani birinden tokat yediğin zaman işte ustandan, büyüğünden gidip oraya bağırıyordum. Yani işte kalbim kırılıyordu, gidip oraya bağırıyordum. Asiydim, ergendim. Böyle haykırış ismini koydum kendime. Sonra işte yanına bir de ikinci namı diğerlerimiz var ya bizim. O da lanet olasılıktı. Ne demekse lanet olasılık yani. Olasılıkların en lanetiyim falan diye geziyordum ortalıkta. O çok komikti ya. Sonra yaptığım şarkılardan önce arkadaş ortamında işte etrafta insanlar bunu kısaltıp Hayki yaptılar. Haykırış diyemiyorlardı bana. Uzun isim. İşte onu demek yerine Hayki. Ortamda aslında o ismi aldım. Sonra dinleyiciler de yaptığım işlere bakarak onu açtılar. Hızlı, akıcı, yaratıcı, kusursuz, inanılmaz. Dert, tasa, problem, sorun. İşte ne olmuş etrafta, şu olmuş, insanlar ölüyor. Ölüyor yani. Tamam işte.
Niye dert ettin ki bunu o yaşta yani? Kim yükledi bu derdi sırtına bilmiyorum. Fuat abiden çok etkilenmişimdir. Ceza vardır, Sagopa'yı dinlemişimdir. Kartel'i zaten dinledik. Hepsinden ayrı ayrı etkilendim. İşte rap müzik dinlenmez, hissedilir derim mesela ben. Eğer hissedebiliyorsan o iyi bir raptir, iyi bir beat'tir, iyi bir müziktir. Bana da bunu hissettirmeli her zaman. Bir rapçi gördüğümüz zaman da mesela ben çok heyecanlanıyordum. Karşımda böyle bol giyinen bir tip varsa, oradan uzaktan geliyorsa hemen kalbin hızlanırdı. Çünkü seninle aynı kültürün takipçisi. İlk rap konseri kendi konserimdi. Yani 2000'li yılların başıydı. O zaman Manisa'da bir organizasyon düzenlemiştik. Daha sonra Ceza'nın ve Sagopa'nın konserine gittiğimi biliyorum. Kadıköy'de. Hem çok coşkuluydu. Orada böyle bir titrediğimi hatırlarım. O yüzden kayıt değil de rapi canlı dinlemek beni her zaman çok fazla, en başından beri çok fazla heyecanlandırdı. Hala da öyle. Battle rap'i seviyorum yani. Böyle atışmalı rap'lere bayılıyorum. Böyle çok şarkım var, ağır sözler söylerim. Yani kalp kırarım. Öyle şeyleri severim. Söz hakkı bende mi şair? Hiç düşünme önde mi hain? Soracak sana hangisi daha iyi? Bunu bilmiyorken kendisi dahi. Bugün herkes neden her şeye sahip? Her şey neden herkese ait? Bir şey var, hangisi sahibi cahili alime der mi hiç amin? İş var, bana der misin abi? İş yok, kör müsün adi? Sorulur mu ki ölmüşün hali? Siktir git, kör müsün adi? Sana neyim ama değer buna. Mutfak birinin canına değer bu da. Her gün yine doğarken hayal yutar. Eğer düşersem yere ezel tutan meğer. Bu tuhaf hayatla aramda bağmış durduk. Hey dostum, Bakırköy istasyon. Buraya gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Üstüne grafiti yaptığımız duvar hala burada ve üstünde grafitiler var. Her şey burada olurdu. Her yerden arkadaşlar burada toplanırdı, Kavcılar. Sefaköy, Küçükçekmece. Ben karşıdan geliyordum, Anadolu yakasından. Şuralara dizilip birlikte rap yapıyorduk. O dönemde çok kalabalıktık. Bazen grup grup takılırdık. Konserlere giderdik, 50 kişi falan. Çok güzel. Sonra break dansçılar vardı aşağıda. Çarşının orada dans ederlerdi. Güzel günlerdi. Buralarda güzel vakitler geçirdik. Dokusu hala aynı, ruhu da aynı. Çok güzel. Bakırköy istasyon, Terör İstanbul, İhtilal. Tüm tayfa buralardaydık. Özlemişim. Hatırlamak da iyi geldi bana şimdi bunları. Tekrar. Aslında hem sound bakımından hem lirikal anlamda en sevdiğim şarkı Tutma sanırım. Çünkü daha çok sound bakımından yapmak istediğim şeye çok yaklaştığımı düşünüyorum. Şu. Tutma. Yeah. Hep ekipman problemi vardı. Başından beri. Örneğin deli gibi biz neyle kayıt yapacağız diye mikrofon aradığımı ben çok iyi biliyorum. Hani mikrofonu buldun, bu sesi neye kaydedeceğiz? Ve bunlara ulaşmak için de çalışıyorduk yani. Bir şeyler alabilmek için çalışıyorduk. Mikrofon alman için başka bir iş yapman lazım. Ya da bir midi klavye alman için başka bir iş yapman lazım. Başka yerden para kazanıp o parayı alıp bu işe yatırman lazım. Bu işte para etmiyor. Sonra oturup soruyorsun, niye yapıyorum ben bunu diye. Ama seviyorsun yani. Sene 98 falandı. Evimde bilgisayarım olmadığı için bir internet kafeye girip çalışmam gerek diye düşündüm. Beatler yapmaya ve kayıtlar almaya çalışıyordum. Aynı zamanda eve gitmiyordum. Buranın alt katı vardı ve bilardo salonuydu. Orası da illegal işler. Orada dönüyordu. Ben de o bilardo masasının masalarından iki tane masa vardı. Birinin üzerinde yatıyordum. Ve hiç unutmam, uyuz olmuştum. Uzunca bir süre
burada kaşınıp böyle. En kötü günde ateşimiz sönmez. Yaşa dene, alışarak öğren. Bir daha da size kıçımı dönmem. Bütün kirinizden arınmadan ölmem. Birinizden bir hayır da görmem. Kimi biraz daha para için söyler. Tutup mikrofonu sopa gibi öyle. Ben onlarla eğlenirim. Albümü öyle çıkartmam için bir plak şirketi aramaya başladım. Yasal olan her şeye karşı olmama rağmen ve yasal olmayan bir şey yapmama rağmen bunu yasal yoldan piyasaya çıkartmam gerekiyordu. Eğer gerçekten hani basılmış bir albümün yoksa kimse senin müziğini zaten ciddiye almıyorken öbür türlü hiç siklemiyorlardı yani. Öyle oluyordu. İsmini vermeyeyim şimdi buradan o şirketin. İşte gidip onunla anlaştım bir şekilde. Dedim ben bu albümü piyasaya çıkartmak istiyorum. Albümü basmak için benden albüm basım ücretini istedi. Onu ödedim. O albüm markete dağıtmasını istedim. Asıl amaç oydu hani en başında. Müzik markete girebilmekti. Ama bu şirketin de bazı dalavereleri olduğu için dağıtım şirketleri yoktu. Toplamda o 1000 albümü İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine, Diyarbakır'da dahil kargolayıp 1000 albümü bitirdim. Sonra kendim bir 1000 tane daha korsan olarak kendi albümümü bastım. Onu da böyle çantayla sırtlanıp imza günleri yapıp konserlerde insanlarla buluşup onlara birebir albüm sattım. Bana bu albüm satmaz demişti yapım şirketi mesela. Ben de bu albüm içinde ruh var, nasıl satmaz diye onunla böyle atışmıştık. Sanırım o zamanki şartlar bunu gerektirdi. Ama aslında yanlış bir yolmuş. Yani çok da umurumuzda olmamalıymış yapım şirketleri. Şu an umurumuzda olmadığı gibi. Bunlar kalan son 3 tane bandrollü albüm. Hani 2012 yılında çıkarttığım, yasal olarak çıkarttığım son 3 tane kalan bandrollü albüm. Çünkü bunu eski plak şirketi de artık basmıyor. Ben öldükten sonra satar, zengin olurlar belki. Bir şeyler olur yani en azından. Burası karargah gibi bir alan. Aynı zamanda da üretim alanım burası. Özel yaşantımda genelde iyi giyinmek bana iyi hissettirir. Bol ve salaş giyinmek, kendim gibi görünmek daha çok. Asi ve dik başlı durmak her zaman iyi hissettirir. Bunun dışında bakımıma da özen gösteren bir adamım. İşte iyi kokmak, ne bileyim diş bakımı, işte bunlara çok özen gösteririm. Bunlar bana güçlü hissettiriyor. Seslendim Vazgeçmeye en çok yaklaştığım yer burasıydı sanırım. Şu an oturduğum yer, yani bu mutfak. Çünkü yine müzik yapıyordum ama işte müzikten para kazanmadığımız için başka işler de kovalamak zorundaydım. Başka işler yapmak zorundaydım. Arkadaşlarımızla böyle bir yeri yaptık. Çocukluk arkadaşlarımla hepsi. Ben de bu mutfakta çalışıyordum, işte burayı işletiyordum. 12 saatimi burada geçiriyordum yani sabah 8.30 gibi, 9 gibi gelip 2 yıla yakın bir süre burada çalıştım. Gece gündüz çalıştım, kendimi adadım. Müzik dışında başka bir şey yapıp kiramı ödemem gerekiyordu. Yani baktığın zaman çok fazla sorumluluk biriktirmişsin. Artık bir yere kadar zaten birçok şeyi feda etmişsin bir şey için. Diğer tarafa da belki şans vermem gerekiyordur diye düşünüp böyle siktir boktan işlerin içine girdim açıkçası. Yine mutlu değildim işte burada gelip soğan doğrayıp böyle bıçakla ritim yapıp kendi kendime sözler söylüyordum sabahın 9'unda. Orada soğanın başında duruyordu, bir şeyler kesmeye çalışıyordu. Sürekli ona baktığım zaman, böyle karşıdan gördüğüm zaman, hani senin burada ne işin var Aytu yani? Böyle bir körelme noktasındaydım. Zaten o dönemde de hastalandım işte. Bir akciğer hastalığı geçirdim. Kendime bakmamaktan. Birden böyle kendimi o hastanede bulunca dedim ki ben ne yapıyorum yani? Neyle mutlu olurum değil, ben hangi ızdıraba göğüs gerebilirim? Çünkü mutlu olmak için bir yola çıkıyorsun. Ve o yolda bir sürü yaşayacağım bir sürü zorluklar var. Ben ne tür zorluklara bu yolda göğüs gelebilirim diye düşünmek en doğrusu. Kavgalara gerek bile bile kaybet. Bir sabah duyunca da ciğerim ve kalbim. Kaldı bir elimde borç, ilerimde albüm. Aramadı kardeşler hayret. Başına oturma, top itinle kaydet. Hey. Aldın mı nefes?
nefes? Aldın mı nefes? Hiç aldın mı nefes? Aldın mı nefes? Hiç aldın mı nefes? Aldın mı nefes? Hiç aldın mı nefes? Söyler misin benimle birlikte? Hadi. Geçmişe dönüp baktığımda yaptığım çok fazla hata var aslında. Yazarken yaptığım hatalar, müzikleri tasarlarken yaptığım hatalar, ortam içinde yaptığım hatalar, bir sürü hata var ama bunların hiçbirisinden pişman değilim kesinlikle. O işler beni buraya getirdi bakıma. Ekipmanları bile yanlış kullanmışım, her şeyi yanlış kullanmışım yani. Ama doğru adam olmamı, doğru rapçi olmamı sağladı bunların hepsi. Profesyonel olmak için açıkçası 15 yılımı verdim diyebilirim. Rap'le yolum kesişmeseydi ya aşçı olurdum. Yine bir üretim aşamasında olurdum. Mutlaka bir şeyler üretiyor olurdum. Hiçbir şey üretemiyorsam da katil olurdum herhalde yani. Birilerini boğazlardım burada. Yapacak başka bir şey yok. Bugün yaptığım müzikte geldiğim yerden birçok şey var. Yani orayı asla unutmamam gerektiğini düşünüyorum en başta. Geldiğim yeri unutursam, gittiğim yolu bulamam diye düşünüyorum. Kimse de bence yaşadığını bir kenara bırakıp unutmaya çalışmasın. Her şeyi bugünkü insan olmak için yaşıyoruz sonuçta. Geldiğim yere teşekkür edecek olsam, sevdim ya onu, yani çok sevdim. ne bileyim, sokaklarında yürümeyi sevdim. Çevremi sevdim, bana yaşattıklarını sevdim. Aslında bana öğrettiklerini sevdim. Yani geldiğim yerde sanırım bir tek babaanneme teşekkür edebilirim. Yani o geldi. Sana vardım, tutma düştüm isteyerek. İçerimden çıkmaz yangın, yaşarım sokaklarda pislenerek. Geldim yine sana vardım, tutma düştüm isteyerek. İçerimden çıkmaz yangın, yaşarım sokaklarda pislenerek. Geldiğim gibi geri döneceğim, söz verdim bu da bitecek ders. Ellerine bir can dolaşır, sokakta mermi ve kan dolaşır. Tüm yollar açık, hızlıyım ama kimseye güvenme. Ben Hayki, rapçiyim. Hep rapçiydim. Etmeliyim ama yorgun, susmalıyım ama korkun. Olmaz dersin oldurur, para düşman eder sana oğlum. Elimi bastılar sordum, ben bile bulamam korkumu. Sakladım, geçmişi sardım ama yapmadım onu da. Bitecek ilki de sonu da, üstümde zamanın dozu. Durmadan artıyor şiddetin dozu. Unuttuk yazı, baharı, kışı. Mevsim geldi, her gün ağrıyor başı. Gecesi günü, kandırır sonunda ateşi külü. Sen ölürken dostunda geçecek gülü. Yarana basacak biri ve gidersen yanacak kemiğin. Müslüm diyordu ya hani filmde. Anlattın mı hikayeyi? Sana vardım, tutma düştüm isteyerek. İçerimden çıkmaz yangın, yaşarım sokaklarda pislenerek. Geldim yine sana vardım, tutma düştüm isteyerek. İçerimden çıkmaz yangın, yaşarım sokaklarda pislenerek. Geldiğim gibi geri döneceğim, söz verdim bu da bitecek dersin. Ellerine bir can bulaşır, sokakta mermi ve kan dolaşır. Tüm yollar açık, hızlı yürü ama kimseye güvenme, ayağın kayar. Yanlış kurulmuş bir cümle olmalı hayat, hepsini sileriz dayan. Gitmeliyim ama yorgunum, susmalıyım ama...